Azar azar her telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine malzemelerimi hazırladım. 4 tane yumurtam, 2-2,5 su bardağı kadar unum, 1 su bardağı toz şekerim, 4 tane yumurtam, kuru üzüm, kuru kayısı, erik pestili, 1 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı sıcak su, 1 yemek kaşığı yaklaşık 50 gram kadar eritilip soğutulmuş tereyağı ve 1 bardak kadar da fındık var. Taze fındık. Selanik gevreği yapıyorum. 4 yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. 3 yemek kaşığı sıcak suyumu da kabıma alıyorum. Mikser yardımıyla bunları güzelce köpürünceye kadar çırpıyorum. Ardından elma sirkesi kullanıyorum ben. Kendim yaptığım sirke. 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 su bardağı toz şekeri, 50 gram 1 yemek kaşığı kadar tereyağını erittim, soğuttum. Onu da ilave ediyorum. Bunları da güzelce çırpıyorum. Bir paket kabartma tozunu, elenmiş unumu, şimdilik 2 bardak un ilavesi yapıyorum. Bunu da güzelce çırpıyorum. Bu aşamada spatulamı alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Normal kek hamurundan bir miktar daha koyu olmalı. Bir kaşık kadar daha ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi normal kek hamurundan biraz daha katı olmalı. Güzelce kenarlarını sıyırarak karıştırıyorum. Bir miktar daha un alacak. Tamamını kullanmadım. Yarım bardaktan az. Yani 2,5 su bardağından daha az bir un kullanmış oluyorum. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi katı kıvamlı bir kek hamuru oldu. Evet, güzelce karıştı. Şimdi de kuru meyvelerimi ilave ediyorum. Kuru kayısımı, kuru üzümü. Yalnız üzümü katmadan önce çeri çöpü var mı diye bir kontrol etmekte yarar var. Ben kontrol ettim. Bu da aşağı yukarı her biri yarım su bardağı kadar benim kullandığım. Ama siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Önemli olan burada kek hamurumuzun kıvamı. İncir pestilimden var. Onu da ölçecek olursak. Bu da çeyrek su bardağı kadar. Erik pestilim var. Aşağı yukarı bu da çeyrek bardak kadar. Bir su bardağı dolusu da taze fındık var. Siz dilerseniz kavrulmuş fındık kullanabilirsiniz. Badem kullanabilirsiniz. Ceviz kullanabilirsiniz. Bunu da ilave ediyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Sadece kuru meyvelerden de yapabilirsiniz. Ben bunu pastanelerden aldığımızda çok pahalı satılıyor. Evde yaptığımız zaman bu kadar hamurdan epeyce Selanik kıtırı olacak. Gayet güzel. Siz renkli olmasını isterseniz renkli meyveler de ilave edebilirsiniz. Kuru meyveler. Marketlerde satılan kuru meyveler de var. Evet, güzelce meyveleri hamura karıştırdım. Kıvamı da gayet güzel görünüyor. Şimdi pişirme kabıma aktarmadan önce fırınımı 180 derecede çalıştırıyorum. Borcamımın içerisine fırın kağıdımı serdim. Şimdi de kek hamurumu içerisine aktarıyorum. Sizler daha büyük bir tepsiye koyup daha ince bir kek elde edebilirsiniz. Ben biraz kalın olmasını istedim. Onun için küçük borcam kullandım. Elimden geldiğince homojen dağıtmaya çalışıyorum. Ben özellikle fırın kağıdı kullanıyorum. Daha sonra bunu ters çevirmemiz gerektiğinde kolaylık olsun diye. Ama bekleyip ters çevirip o şekilde de yapabiliriz. Evet, kek hamurum bu şekilde hazır. Fırına gönderiyorum. Pembeleşinceye kadar 180 derece fırında pişiriyorum ve geliyorum. Gördüğünüz gibi yüzeyi çok güzel pembeleşti, pişti. İçerisi de pişmiş. Yalnız şu anda sıcak. 30 dakika kadar bir zamanda pişti benim fırınımda.
Herkesin fırınında bu farklılık gösterebilir. Pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Selanik kıtırım oda ısısına geldiği zaman doğrarken dağılmaması için dondurucuya koyacağım. Dondurucudan çıkardıktan sonra dilimleyerek tekrar fırına göndereceğim. Oda ısısına geldiği zaman buzluğa göndermek üzere şu anda ayrılıyorum. Buzluktan çıktığında tekrar geliyorum. Selanik gevreğimi dondurucuda bekleyerek sertleşmesini sağladım. Üçe böldüm. Kuru meyveleriyle harika bir görüntü oldu. Şimdi de ince ince dilimleyerek tekrar fırında gevrek hale getireceğim. Bunun için dilimleme işlemine başlıyorum. Yarım santim kadar kalınlıkta dilimler yapıyorum. Kuru meyveleriyle harika bir görüntü oldu. Bu dilimleme işlemi için testere dişli bir bıçak çok daha iyi olacaktır. Mümkün olduğunca da dilimlerin kalınlığının birbirine yakın olması hepsinin aynı kıtırlıkta olmasını sağlar. Biz bu gevreyi çok seviyoruz. Hem tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılamanın bir yolu, hem de gayet sağlıklı ve de bir defada yapıp ister dilimleyerek istersek de blok şeklinde buzdolabında saklayıp canımız çektiğinde buzluktan hemen çıkartıp fırınlayabiliriz. Çayın yanına, kahvenin yanına canımız tatlı bir şey istediğimiz zaman gayet güzel atıştırmalık oluyor. Hem de çok bereketli oluyor. Kanalıma abone olarak like butonu ile beğeni yaparak, farklı fikir ve deneyimlerinizi yorum kısmına yazarak ve hatta videomu izleyerek kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bu işlemler kesinlikle ücretsizdir. Aşağı yukarı böyle bir dilimden gördüğünüz gibi bir tepsi Selanik gevreği oluyor. Çok bereketli bir gevrek. Herkesin de çok sevdiği bir gevrek oluyor. Birinci tepsimi fırına gönderiyorum. Ve ben diğerlerini dilimlemeye devam ediyorum. Dilerseniz bunu bu şekilde saklarsanız bir tepsi gevreğiniz olmuş olacak. Ben hepsini dilimleyip fırınlamak istiyorum. Kırılanları da ziyan etmiyorum. Onları da bu şekilde koyuyorum. Onlar da kıtır oluyor. Şimdi ben kamerayı kapatıyorum. Dilimleme işlemi bitinceye kadar ben devam ediyorum. İkinci tepsimi de hazırladım. Bunları da fırına gönderiyorum. Birinci tepsimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi pembeleşti. Güzel. Şu anda alırsak tepsiden kırılabilirler. Biraz soğuduktan sonra tepsiden alacağım. Dumanı üstünde kıtırlarım. Çok güzel oldu. Evet, bunlar yeterince soğudu. Ben bunları tabağa alıyorum. Bu birinci tepsi Selanik gevreği. Bir tepsiden bu kadar Selanik gevreği oldu. İkinci tepsim henüz fırında. İkinci tepsi Selanik gevreğim de oldu. Bu verdiğim ölçülerle servis tabağında koskocaman bir tabak Selanik gevreğim oldu. Tabağım çok güzel oldu. Kıtırların tadı tabağımdan da güzel oldu. Henüz daha sıcak. Sıcak olmasına rağmen gayet kıtır, gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Gayet güzel, gayet sağlıklı ve gayet bereketli. Gördüğünüz gibi koskocaman bir tabak gevrek oldu. Daha yarım tepside fırında henüz pişmiş bir şekilde dilimlemeden dondurucuda da saklayabiliriz. Hemen çıkartıp dilimleyip 15 dakika fırınladıktan sonra yemeğe hazır olacaktır. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Bir sonraki tarifimde görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın.